Merhaba arkadaşlar, 24. bölüme devam ediyoruz. Hatırlarsanız sonbahar artık yavaş yavaş çıkışa doğru ilerliyor. Daha doğrusu sonbaharın tam ortasındayız. Ağaçların şöyle sararışı ortalığın sonbaharın tüm gelişini göstermesini, muhteşemliğini sizlere izleteyim. Yani boyunda grafiklerde adamlar hakikaten güzeli çıkarmışlar. Evet. Hatırlarsanız binamızın ikinci katıyla uğraşıyor idik. Şöyle ikinci katında tasarımını tamamladık. Gördüğünüz gibi pencereleri iki yere koyduk. Diyelim ki bunu daha da fazla koyabiliriz. En azından şuraya da koyalım. Pencerede şöyle eklesek daha iyi olacak herhalde. Artık bunun için rakların keyfini bekleyeceğiz. Çünkü rak uyumaya gidiyor görüyorsunuz. Bir başka şey olarak burada iki tane şeyimiz var bizim. Koymuşuz onu zaten. Elektronikleri vesaire bir drone yapacağız kendimize. 48 tane buradan elimizde 10 tane var. 38 tane eksiğimiz var. Metal alloylardan, alışımlardan. Şimdi bunların uykusu için oyunu birazcık hızlandırayım. Bu arada dışarısı 0 derece. Bu arkadaşlar donuyorlar görüyorsunuz. Dışarıda donuyorlar yani. İçeride çünkü çatının altında bir 10 derece sıcaklıkları var. Sobaları yanıyor görüyorsunuz. Bu rakı 5 dereceymiş. Bu 10 dereceymiş. Bunların da sobası var halbuki. Mesela bunlar şu tabii daha dışarıdadır. Şu gariban. Garibanları daha fazla burada tutmamak lazım. O yüzden rakıyı nur yanmaz bu işi koşmam gerekiyor. Ama tabii burada şöyle bir güzellik var. Onu zaten göstermiştim. İçerisi görüyorsunuz kapalı. Dışarısı -3 dereceye dönmüştü. Burası da -3 derece ama indoor yani içerisi. Çünkü üstünü örttük. Yani bunların bir şeyleri kalmadı, sıkıntıları kalmadı o anlamda. Esas ana sıkıntımız buraya yemek de pişirebilecek de şömine yapıyorum. Sıcaklığı şey yapsın diye, sağlasın diye. Ya, uyanmışlar tamam oyunu de. Kankacığım sen o seyringi yap tabii de. Ama şurayı da bir an evvel halletmemiz lazım. Benim anlayamadığım şey burada tuğlanın eksik olduğunu söylüyor. Ama o inatla yapmayı reddediyor. Yani bizim elimizde tuğlamız var. Acaba niye böyle? Onu çözemedim açıkçası. 27 tane tuğla şuraya koysa adamları buraya getireceğim. Rahat edecekler. Nereye yapıyor arkadaşımız? Buranın üst katında tuğlalarıyla uğraşıyor. Ha, burayı da koydu. Güzel. Mesela rugby etmemize kaldı. Şurayı yapmaya. Şunu yap kardeşim hadi. Koymuşsun da artık. Sonra şey yaparsın. İkinci katı sonra halledersin. Bir derece dışarısı 4 derece. İçerisi şimdi ısınacak. 10 derece fırladı bir anda. Harika çok güzel. Şimdi biz şu yatakları taşıtalım bunlara. İlk önce şu garibandan başlayalım. Yatağı alalım ama bunu öyle bir güzel
koymalıyız ki 4-5 şeklinde bunu böyle koysak tamam. Umarım diğerlerine sıkıntı oluşturmaz. Sonra bunu pardon. Niye öyle oldu? Ha, çünkü onu şey yapmışız. Taşıma yerine zaten vermişiz. Geri verecek halimiz yok ya. Ha, tamam süper. Bunu şey yapmıyor. İtiraz etmedi. Harika içerisi. Bakın 22 dereceye çıktı sıcaklık içeride. Yani bunun ıslanma ve üşüme sorunlarını kısmetse çözmüş olacağız. Bunu da taşıyalım. Biraz sıkıştırıcı bir şey olacaklar ama en azından sıcakta olacaklar. Bunu da şöyle yapalım. Beşinci de o da şu. Onu da taşıdık mıydı? Yani taşıma emri verdik miydi? Bu arkadaşlar eve aldık demektir. Harika. Merak da şimdi o yatakları taşıyor. Böylece bilmem kaç bölümdür uğraştığımız bunları bir çatının altına sokma olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Dışarısı 6 derece, içerisi 29 derece. Pişecekler hatta. Bu pencerelerden birini açsak ben olmayacak herhalde. Ve burada sıcaktan boğulup ölmesinler hayvanlar. Adamları ısıtacağız derken sıcaktan öldürüyormuşuz. Bunu da tam kapının ağzına koymuş ama yapacak bir şey yok. Ancak bu kadar sıkılabilir. Bu kim? Bırakka. Buranın zaten duvarlarını bayağı kolaylamış. Onu da taşıdıktan sonra şu şeylere malzemesini koyduğu yerleri yapmasını söyleyelim. De merak ettim. Ben burayı olduğu gibi yıkayacağım artık. Bunu anladık. Yeniden yıkayacağım. Zaten artık başlarını sokacak yerleri de var. O anlamda da rahatız. Yani büyük dönüşmeyecekler. Test planımızda başarılı olduk diyebiliriz. Şimdi şu bu arkadaşların kıyafetleri eskiyor tabii bakın. Şunun bu kısmı sıkıntısız ama iç çamaşırlarının da sıkıntı var. Pantolonları yani. Pantolon ve tişört. Bunda bu sefer ceketi ve tişörtü eskimiş. Oğlanın ayakkabıları kötü. Yani hepsinin bir derdi var. Rakka'nın her şeyi eskimiş. Eskime yüz tutmuş. Şimdi biz ne yapalım? Gene bir ayakkabı acil olarak ayakkabı bulmamız lazım. Yapmamız lazım ya da öyle diyeyim. Ne vardı? Evet. Güzel. Şimdi ayakkabı. Derece. Şu ayakkabıyı yap diyelim. Bir tane yeterli bize bir ayakkabı ama bunda da şey yokmuş. Yeterli malzeme yokmuş. Evet bir meteor düşmüş bakalım. Hayırlısı. Şu balonumuz yapsaydı bu iş çözülecekti. Gidip bakabilecektik onlara.
Abi de balon yapacağız. Bir de balonu bulduk mu acaba? Ben keşifle birlikte keşif kuyruğumuz bitiyor. Şu balonu koyalım. De fixini bunu yaptırtalım. Ha, onu yaptırıyormuşuz zaten, pardon. Onu yaptırmak iyi yapıyoruz. Dondurucu. Bunlara içki ve şunlar lazım olacak bize. Bunları koyalım. Bunu şöyle değiştireyim yalnız ya. Bunlar önemli çünkü. Aşırı önemliler yani. Evet. Bizim yemek sıkıntımız baş gösterdiği üzere ve bekleyeceğimiz yok. Yemek ilgilenen şansımız tempolu değil miydi? Pola ne yapıyorsun sen? Pola yemek yiyormuş. Afiyet olsun da. Bunu yapması aykırı gelmiş zaten. Bir elektrik henüz üretmediğimizden o da bizim başımıza bir başka bir dert. Neyse. Rakı gecenin 11'inde beri çalışıyor. Aferin be. Burada bu katı da bitirirsek girelim biz bakayım. Yani, sonra çatıyı yapacağız. Burada da yemek falan yeme işlerini hallettiririz. Ben yani soğukta bir de yemek yiyeceğiz diye gitmesinler dışarıya. Ben dışarısı şu anda 0 derece. Ama burası 30 derece. Hiçbir şekilde şikayet etmiyorlar. İyi, aferin. Ve diğerleri nerede? Biz burada bunları yemek de yaptırabiliyoruz bu arada. Yani çok iyi bir şey yapmasalar da bir şeyler yapabilecekler. Evet. Malzeme gelirse acil durum yemeği üretebilecekler. Evet, kim uyumadı daha? Hala girememiş. Çek burada, doğal burada. Kalk da uyuyor. Burada kel yok ortalarda. O da geliyor koşa koşa. Hadi oğlum koş. Dışarı 82 derece donacaksın. İçeri sıcacık. Bak bir ısın, güzel güzel uyuyor. Yağmur yok, kar yok. Harika bir ortam var uyumak için. Yalnız sonbaharda daha böyle 2, eksi 2 dereceyse acaba kara kışta ne olacak, çok merak ediyorum. Bunlar uyurken biz boş durmayalım. Şu ayakkabı meselesine tekrar bakalım. Bizim hiçbir şey yapamadığımız görülüyor. Burada ne eksik? Ne eksik? Niye yapamıyoruz? Bunlardan bile eksik yani. Deri yok, fabrik istiyor. Yani üretilmiş şey yok, ip yok. Bunları nerede yapabiliriz? Burada yapamıyoruz. Peki, senin burada yapamadın. Başka nerede yapabiliriz? Ona bakalım. Herhalde yapabiliriz.
Burada ne yapabiliyoruz? Yağ çıkarabilecekmişiz. Onu da çıkaramıyoruz. Çünkü elimizde şey yok. Buğday yok. Onu hazır edebileceğimiz bir yerler var mı yakınlarda? En azından bizimkiler yetişmese de daha yetiştiriyoruz. Burada az biraz ağaçlar falan var. Buradan kavun karpı mı? Evet. Burada işte bu şeyimiz burada. Buğdaylarımız burada mesela. Daha çok var onlar. Aylar var. Güzel. Şöyle etrafa bir bakayım da yakın çevreye. Burada da hayvancağızlar oluyor. Bizim hayvancağızlar da burada oluyorlar. Yakında iki tane bebek şeyimiz, ülkemiz olacak ise. Bu ne? Yok. Bakayım. Bunlar neymiş? Aa, bunu atladığımız bir bitki var. Bunu hemen gözlem ettirelim ya. Hala incelemediğimiz şey mi varmış bizim? Burada da ulkenler var. Hani kar başlamadan istiyorum ki şey yapalım. Bunlar ölmüşler, şey yapamazlar. Bunlar da değil. Bu ne? Bu tütün. Bu neymiş? Meyveler uygun değiller. Yine tütün. Şöyle dışarı yukarı. Bu neymiş? Taze bir hay. Buraya bakalım. Bunu zaten inceleyeceğiz. Bilmiyoruz çünkü. Bütün var. Sabah uyuyucu uyanmıştır. Bu ne? Ah, buldum. Ama bunları da Arvus dediğim uygunları yok işlerinden. Varmış. Tamam, süper. Şunları bir toplama mı verelim? Çünkü ihtiyacımız var burada. Yani. Ve bizde yok. Gelmişken şunları da buradan harvest edelim. Bak, çünkü yiyecek sorunumuz az safhada diyebilirim size. Bu neymiş? Meyvanlar. Olmamış özellikleri ama. Ben bayağı uzak bir yerlerden bu emirleri verdik. Şimdi millet ne yapıyor bakalım. Çift araştırma yapıyor. Nova fırınları halledecek. Ken o da bakımla uğraşıyor. Rakka duvara tırmanacak. Bolla da yemek yapacak. Peki biz bizim üretim masamız nerede? Burada bir sürü boş alanımız oldu bu arada. İyi, güzel. Bu terzi masamız idi. Bunu elektronik eşya yapacağız ama elektriğimiz yok şu anda. Şey yapamıyoruz yani. Burada da
İşte buğdayımız olunca yağ yapabilir hale geleceğiz inşallah. Evet, bizim masamız yokmuş. Onu da bir sonraki bölümde halledeceğiz. Bizim şuna ihtiyacımız var. Workbench'imiz yok çünkü. Onun bir ya da bir dakika var ya, nereden yok? Var burada. Şunu hızlıca bakayım da. Likit. İşte burada. Bir tane üret diyeyim bakayım. Bak, onu da üretebiliyor görünüyor. Bakalım üretecekler mi? Bakalım üretecekler mi? Bu olursa o zaman malzememiz olacak. Neyse, bunu artık haftaya göreceğiz. Mesela şimdilik hoşçakalın.